Merhaba arkadaşlar, ben Nilay. Kanalım Derle Topla Çalkala'ya hoş geldiniz. Bugün Kasım ayının aylık ve eğer çok uzun sürmezse ilk haftasının haftalık planını birlikte bir kepe planlarımın üzerine yapacağız. Ben tabii ki kısmına başlamıştım. Niye böyle bir şey oldu? Ben videoyu başlattığımı sanıp bir güzel anlatıp 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 böyle düzene geçmiştim. Daha sonra kontrol etmek için baktığımda videonun ilerlemediğini gördüm ve böyle ortadan başlamış gibi oldu ama kusura bakmayın artık. Kasım ayının giriş sayfası şöyle arkadaşlar. Hatıra kısmı da bu şekilde. Kullandığım etiketler bir önceki veya iki önceki videomda bahsettiğim beşli sonbahar yaprakları etiket seti arkadaşlar. Ben onların şöyle büyük boyutta olanlarını kendim için çıkarttım. Çünkü bu bir kepi planır biliyorsunuz. Normal klasik boyuttaki diğer ajandalardan biraz daha büyük boyutları tam gelmesi için öyle bir şey yaptım. Şimdi şu kısma iki tane çeyrek kutuyu alıp kenarlarını da kesip böyle uzun bir tane çeyrek kutu yaptım. Bu normalde iki parça. Burası Black Friday'miz ve onu işaretledim. Şu kısımları kapatacağım. Bunları direkt daksille kapatabilirim esasında. Ha, bu arada videonun başında tabii ben onu da açıkladığımı sanmıştım. Bu arkadaşlar benim aylık olarak yapılacaklarım ve alınacaklarımı yazdığım bir liste. Normal saatlik olan Happy Planner'ımda bu şekilde kullanmaya başlamıştım bunu ve gayet yöntemli ve düzenli gidiyor. Geçen ay kullanmamıştım, eksikliğini hissettim. O yüzden bu ay tekrardan buna başlayacağım. Ki birazdan onu da açıklayacağım zaten göreceksiniz. Daksilimle. Bu arkadaşlar gün ışıkları, hani yazlık kışlık saat uygulaması yapıyoruz ya, o artık tabii Türkiye'de yapılmadığı için orayı kapattım. Bu ne olduğunu bilmiyorum vallahi bunun. Şurada Şükran günü. Bunu da ay bunu daksiyle kapatsam çok şey olacak. Altı pembe ya. Buraya alternatif bir şey düşünmem lazım sanırım. Şimdilik dursun. 10 Kasım'ı da işaretleyeyim. Bunlar normal haftalıklar için denk gelecek şekilde ayarlandığından buna biraz büyük geliyor aylık düzenime. Ama çok da sorun değil benim için. Şu küçük altıgenlerden renkleri buraya yazmayı düşünüyorum. Ne bileyim, böyle ortalıkta durmasını istemedim. Peki bunlar ne? Renk koduyla işte ay içinde ne gün neyim olduğunu küçük küçük işaretleyebileceğim şeyler. Ay içindeki yoğunluğa göre. Hani çok fazla etkinlik olan bir aysa mesela. Yapıyorum. Şurada en fazla olan rengimi etkinlik için seçiyorum. Böyle bir düzenim var. Şimdi hangisinin ne olduğunu bir yazayım. Çünkü geri kalanları ona göre işaretleyeceğim. Eğer hepsini çeyrek kutu veya süslü kutularla yapmaya çalışırsam aylık düzen çok karışık oluyor ve ilk baktığımda neyin ne olduğunu anlamıyorum. Arada muhakkak gözümden kaçanlar oluyor. Böyle bir şey uygun oluyor benim için. Bunu keşfettim birkaç ay önce. Şimdi şu ikisini kurs olarak belirleyeceğim. Turuncuyu etkinlik, yeşil hastane. Kavun içi sipariş. Eğer istersen elimde çok daha farklı renkleri de var. Bunlarla yine diğer kodlarımı da yapabilirim. Ben bunları ilk başta şöyle küçük küçük yapmıştım. Sonra çok küçük olduğunu fark ettim. Birazcık büyüttüm. Ben bunları ta öbür evimizde yapmıştım. Yazın falan. Ama ne için kullanacağımı bilemediğimden duruyordu öyle. Birkaç ay önce bu şekilde kullanmak aklıma geldi. Ve şu anda gayet keyifli bir şekilde ilerliyoruz bakalım. Şimdi şuna kurs yazmadım arkadaşlar. Eğer bu yetecek olursa onu yapacağım çünkü. Bakalım. Cuma günü ay içinde bunları belirtmem benim için rahat oluyor. Çünkü herhangi bir şey için söz verirken veya plan yaparken kursum benim tam günün ortasında başlıyor ya. Onu göz önüne alarak diğer şeylere karar vermek daha uygun oluyor. Geri kalanları da şu küçükten tamamlayacağım arkadaşlar. Tek renk olsun. Şunu dediğim gibi boş bırakacağım. Pazartesi günleri de eğitim derslerimiz oluyor. Soru çözümü gibi ek saatler koyacaklar muhtemelen bu ay. Onları da şu açık kahverengiyle işaretleyebilirim diye düşünüyorum. Ben bunun randevusunu almadım henüz ama ay başında kontrolüm var. Hastaneye gitmem lazım. Siparişler de zaten ay içinde belli oluyor. Şimdi şunu şuraya koyayım.
şununla birlikte hemen hızlıca bir yanlarına saatlerini yazayım. Tabi bunu yazarken bu kalem 04, normalde gayet ince ama benim 01 kalemim var, ona daha rahat yazıyorum, çok fazla yer tutmuyor. Hemen hızlıca bir saatlerini yazayım. Hastane randevusunu henüz almadığım için dediğim gibi onun saatini daha sonradan eklerim. Neyi fark ettim biraz önce? 24 Kasım için öğretmenler gününü işaretlemeyi unutmuşum. Hemen onu da işaretleyeyim. Black Friday işaretleriz de öğretmenler gününü işaretlemezsiniz. Aa, lütfen. Her ne kadar artık öğretmenler gününü kutlamıyor olsam da olsun, yine de dursun. Gelecek seneyi kutlarız inşallah öğrencilerimle hep birlikte. Başka neyimiz var? Galiba başka bir şeyim yok arkadaşlar. Başka neyim var ki benim? Faturalarım falan var. Onları zaten şu listede takip ediyorum. Ödendi ödenmedi işaretlemek rahat oluyor çünkü aylık ödeneceklerimizi. O yüzden faturaları da işaretlemiyorum buraya. Bir şey vardı sanki bu ay, bir şey vardı benim işaretlemem gereken ama hiç post-it'e de yapıştırmamışım. Neyse, umarım çok geç olmadan hatırlarım ne olduğunu. Hemen şunları da yazayım. Şimdi birazcık dekor yapalım. Şükran gününü de bu şekilde kapatmış oldum. İyi oldu. Evet, aylık planımız tamam. Geçersek haftalık planımıza. Aylığa pek plan demek doğru olmaz. Aylık düzen oldu esasında bu ama. Şimdi haftalığımız da bu böyle korkunçlu temalı. Benim şu hayaletli ev etiket setim vardı. Bunu kullanmayı düşünüyorum. Tabii ki şu kısımları kullanmayacağım. Ben bunu Blue Journal için hazırladığımdan şu kısımlar da vardı. Geri kalanları dekoratif olarak kullanacağım. Bir de şu kısımda, bu normalde kitte yok. Bunu yine kendim için yaptım. Hafta sonu yazısı ekleyeceğim ama hangisini yapacağımdan emin değilim. Bakalım. İlk başta burada şeyde Kasım ayı boyunca arkadaşlar alt tarafta şöyle elmalı pasta ve elma var. Normalde tamam Kasım ayı için uygun olabilir ama ben böyle korkunçlu bir tema kullanacağım için pek de uygun olmuyor. Bunları bir daksilleyeceğim. Daha sonra da üzerine şu siyah beyaz çizgili bandımla geçeceğim. Siyah beyazı kullanma, siyah beyazı seçmemin sebebi ise örümcek ağlarını falan kullanacak olmam. İlk başta hafta sonu yazımı yapıştırayım. Geçersek gün gün planlama kısmımıza. Benim bunda kontrol listem yok ama şu gri kontrol listelerimi kullanacağım. Şu ombreli olan, şu düz olan, hangisini kullanacağım henüz karar vermedim ama galiba düz olanı kullanmam biraz daha hoş geldi gözüme şu an. Şimdi gün gün başlayalım. Orta kısımlara kontrol listelerimi koyup yapılacaklarımı yazacağım. Alt tarafa ders çalışma programımı hazırlıyorum. Onun için bazen kontrol listesi koyuyorum. Bazense sadece yanını boş bırakıyorum. Kendim işaretliyorum. Artık ne şekilde yapacağım şimdi bilmiyorum ama bakalım.